Hafta sonu şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun World Superbike'da neler yaptığını gördünüz mü? Harika bir yarış hafta sonunu 2 birincilik ve de 1 üçüncülükle tamamlayarak bütün Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Geçmişte ülkemizde motor sporlarının özellikle de motosiklet yarışlarının pek ilgi çekmediği malum. Kenan Sofuoğlu'nun şampiyonluklarıyla başlayan ve de bayrağı devralan Toprak'la daha da ileriye taşınan bu başarılarla birlikte motosiklet yarışlarına olan ilgi de büyük bir artış oldu. Bu çok güzel bir haber. Fakat Toprak'ın yarıştığı ve şampiyonluk kazandığı World Superbike'ın geçmişi ve de MotoGP'den farkını birçok insan bilmiyor. Peki buradaki boşluğu kim dolduracak ve de arkadaşlarınıza masada çat 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 satacağınız bilgileri kim verecek? Tabii ki Nekipedia. O zaman gelin bu yarışın tarihinde bir gaz açalım. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Superbike Dünya Şampiyonası, modifiye edilmiş üretim spor motosikletlere dayanan bir pist yarış serisi. Superbike Şampiyonası, bir sezonda 13 yarış haftası mücadelesine sahne olan ve 13 ayrı pistte gerçekleştirilen bir yarış. Yarış hafta sonlarında puan alınabilecek 3 yarışla koşuluyor. Birisi kısa olan pazar günkü Super Pole, diğer ikisi de cumartesi ve pazar gerçekleşen Race 1 ve Race 2. Buradan alınan puanlarla sürücüler, takımlar ve üreticiler olmak üzere 3 ayrı kategori için ödüller dağıtılıyor. Şampiyonada yarışan motosikletler, özel olarak üretilmiş makinelerin kullanıldığı MotoGP'nin aksine satışa sunulan motosikletlerin modifiye edilmiş versiyonları. MotoGP motosiklet dünyasında Formula 1'in eş değeri olarak görülürken Superbike yarışları daha çok spor araba yarışlarına benzetilir. Standart yol modelleriyle karşılaştırıldığında bir Superbike makinesinde belirli modifikasyonlara izin verilir. Motor yönetimi, egzoz sistemi, süspansiyon, frenler ve bir dizi motor parçası. Motosikletin ağırlığı en az 168 kilo olmalı ve motorun içerdiği silindir sayısına bağlı olarak 750 cc ile 1200 cc arasında değişen hacimde bulunmalıdır. Superbike Dünya Şampiyonası'nın yanında alt kategorilerde World Supersport, World SSP 300 ve kadınlar için özel bir organizasyon olan World WCR şampiyonaları da bulunuyor. World Supersport Kenan Sofuoğlu'nun rekor sayıyla tam 5 kez şampiyon olduğu bir yarış organizasyonu. Şu an aynı kategoride Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu temsilcilerimiz olarak mücadele ediyorlar. Şampiyona 2013 yılına kadar motosiklet yarışlarının uluslararası yönetim organı olan FIM tarafından düzenlenirken o tarihten sonra Dorna tarafından organize edilmektedir. Superbike Dünya Şampiyonası 1988 yılında başladı. İlk 10 sene Ducati'nin 900'lük V-Twin'lere karşı Japonların 750 cc 4 silindirlileri arasında geçti. İlk birkaç sezon Honda RC30'la kazandı. Ancak yavaş yavaş V-Twin'ler üstünlüğü ele geçirdiler. Bu dönemde Ducati 7 şampiyonluğu 4 farklı sürücüyle yaşadı. 1993'ten 1999'a kadar Carl Fogarty ve Ducati şampiyonluğu domine etti. Fogarty, Ducati fabrika takımıyla 4 kez şampiyon olurken 2 kez de ikinciliği elde etti. 1000cc V-Twin motorların Superbike yarış formülüne daha uygun olduğunu fark eden Honda, 2000 yılında kendi V-Twin motorlu motosikleti VTR1000 SPW'yu tanıttı. Colin Edwards'ın motosikletin ilk yarış yılında şampiyonluğu kazanmasıyla kararın doğruluğu kanıtlanmış oldu. Ducati ise 2001 yılında Troy Bayliss ile şampiyonluğu tekrar kazandı. 2002 yılında Colin Edwards, motosiklet yarışları tarihinin tartışılmaz en etkileyici geri dönüşlerinden biriyle ikinci şampiyonluğunu kazandı. O sezon Troy Bayliss'in ilk 6 yarışı kazanmasıyla başladı ve Laguna Seca'daki birinci yarışın sonunda 14 birinciliği vardı ve şampiyonada 58 puan farkla liderdi. Laguna Seca'daki ikinci yarış Colin Edwards'ın geri dönüşünün başlangıcı oldu. Edwards kalan 9 yarışın tamamını kazanarak Imola'daki sezonun son yarışında şampiyonluğa ulaştı. Sezonun son yarışında her iki sürücü de tüm yarış boyunca müthiş bir kapışma içindeydiler. Ama zafer Colin Edwards'ın oldu. 2003 yılında FIM kuralı
kuralları değiştirerek sadece 1000cc makinelerin yarışmasına izin verdi. MotoGP'deki 4 zamanlı motorlara izin veren kural değişiklikleri, Japon üreticilerin kaynaklarını buraya yoğunlaştırması, Superbike Dünya Şampiyonası'na sınırlı fabrika takımının katılımıyla sonuçlandı. Sürücülerin çoğunun Ducati motosikletleri kullanması nedeniyle Ducati Kupası denilerek dalga geçilen bir yıl oldu. 2004 yılında ise ilk 3 sırada Ducati'ler vardı. James Toseland şampiyonluğu kazanmayı başardı. Troy Corser 2005 şampiyonluğunu kazanarak Suzuki'ye ilk Superbike Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandırdı. 2006 Avustralyalı Troy Bayliss'in MotoGP'de geçirdiği 3 yılın ardından Superbike Dünya Şampiyonası dönüşüne sahne oldu. Bayliss ve Ducati kombinasyonu durdurulamaz olduğunu kanıtladı ve sezonu domine ederek 12 yarış kazandılar. Honda'dan James Toseland ve Yamaha'dan Noriyuki Haga ikincilik için mücadele etti ve Toseland kazanan oldu. Suzuki ile yarışan son şampiyon Troy Corser ise 4. oldu. MotoGP makinelerinin kapasitesinin 990 cc'den 800 cc maksimum hacme düşürülmesiyle hem dünya şampiyonasında hem de en üst ulusal şampiyonalarda 1000cc Superbike'lar 2007'de pistlerde yarışan en büyük kapasiteli motosikletler haline geldi. Troy Bayliss bir kez daha Ducati 999 kullanarak unvanını korumaya çalıştı. Bayliss'in başlıca rakipleri arasında Suzuki kullanan eski MotoGP sürücüsü Max Biaggi, Honda kullanan 2004 şampiyonu James Toseland ve Yamaha kullanan Noriyuki Haga vardı. Şampiyonluk sezonun son yarışında James Toseland tarafından kazanıldı. Toseland 415 puanla Noriyuki Haga'nın 2 puan önünde yer alırken eski MotoGP galibi Max Biaggi 397 puanla onları takip etti. Ducati 2007 yılında 1099 cc V-Twin motorla çalışan Ducati 1098'i tanıttıktan hemen sonra Superbike kurallarının 1000 cc 4 silindirli motosikletlere karşı 1200 cc'ye kadar V-Twin'lerin yarışmasını izin verecek şekilde değiştirmesini talep etti. Ducati, kurallar değiştirilmezse şampiyonayı terk etme tehdidinde bulundu. Film de sonunda 2008 Superbike kurallarına V-Twin'ler için 1200 cc hacim sınırını dahil etti. Yeni kurallara göre çift silindirli motosikletler 4 silindirli makinalardan 6 kilogram daha ağır olacak ve ayrıca 50 milimetrelik bir hava kısıtlayıcı takacaktı. 2008 SBK şampiyonasına Ducati 1098 ile katılan Avustralyalı Troy Bayliss sezonu ve kariyerini Portekiz'deki 195 milyon euroluk yepyeni Portimão pistinde elde ettiği çifte zaferle tamamladı. Ve artık bundan sonra artık ne yapabilirim diye düşünecek ki emekli oldu. Yamaha, Noriyuki Haga'yı emekli olan Troy Bayliss'in yerini doldurması için kendisiyle sözleşme imzalayan Ducati'ye kaptırdı. Onun yerini 3 kez ama şampiyonu Ben Spies aldı. Ben Spies 11 pole pozisyonu ve 28 yarışta 14 galibiyet alarak rekor kırdı ve şampiyonluğa ulaştı. 2009 yılı ayrıca BMW'nin çıkışına ve Aprilia'nın dönüşüne tanıklık etti. Aprilia, Max Biaggi ile şampiyonayı 4. sırada tamamlarken BMW, Troy Corser'la 13. sırada bitirdi. Hop burada duralım. Arkadaşlar size süper bir haberim var. İtopya 7. yılını süper kampanyalarla kutluyor. Farklı kategorilerde süper indirimleri yakalamak için hemen itopya.com adresini ziyaret edin. Biliyorsunuz yakın zamanda da İtopya'dan muhteşem bir sistemle Yol Var Gidersen serisinin kurgusunu 4K bir şekilde yaptık. Ayrıca çaktırmadan da oyunlar da oynuyorum. Şimdi yanımda bu kampanya için özel olarak hazırlanmış MSI bir bilgisayar var. Bu sistem her şeyle son teknoloji komponentlere sahip. Ekran kartı tarafında Nvidia'nın RTX 40 serisi kullanılmış. İçinde MSI'ın 4060 Ti kartı bulunuyor ve de Nvidia'nın son teknolojilerini bu kartta kullanabiliyoruz. Şimdi bunlar ne diye sorarsanız birincisi RTX, ikincisi de DLSS. Bu sayede hem bilgisayarın performansı artıyor hem de grafikler şıkır şıkır oluyor. Ekran kartına da AMD'nin son nesil bir işlemcisi eşlik ediyor. Bu da Ryzen 5 7500F. 6 çekirdekli, 12 iş parçacıklı, oldukça yüksek performanslı bir işlemci. Bileşenleri de MSI'ın son nesil DDR5 anakartı üzerine kurmuşlar. 5200 MHz'lik Corsair'ın
16 GB RAM'ini de üzerine koymuşlar. Hız tarafında da hiçbir şeyden ödün vermemişler ve de MSI'ın 500 GB'lık M.2 SSD'sini de koyuvermişler. Bütün bu güçlü bileşenleri de MSI'ın bu ışıl ışıl havadar kasasına güç kaynağıyla beraber donatmışlar. Sadece virajlarda değil, masamın üstünde de hız arıyorum diyorsanız itopya.com'da size özel olarak hazırlanmış bu makineyi kaçırmayın. Şimdi devam. 2010 yılında geçen senenin şampiyonu Ben Spies MotoGP'ye geçti. James Towsland MotoGP'de geçirdiği 2 sezonun ardından şampiyonaya geri döndü. Şampiyonayı Aprilia ile Max Biaggi kazandı. Bu bir İtalyan sürücü ve Aprilia için bir ilkti. 2011 yılında Max Biaggi ile kazanan Aprilia'nın RSV4 motosikletindeki dişli tahrikli egzantrik milleri 2011 sezonu için yasaklandı. Carlos Checa sezonun başından sonuna kadar hakimiyetini sürdürdü ve ardından ilk şampiyonluğunu ve Ducati'nin 17. üretici şampiyonluğunu kazandırdı. 2012 yılında Aprilia sürücüsü Max Biaggi, Kawasaki sürücüsü Tom Sykes'ı sadece yarım puan farkla geride bırakarak ikinci SBK şampiyonluğunu elde etti. BMW ile yarışan Marco Melandri bu sezon hem Biaggi hem de Skies'tan daha fazla yarış kazandı. Ancak son 6 yarışın 5'inde puan alamaması şampiyonluğuna mal oldu. 2013 yılında Kawasaki sürücüsü Tom Sykes, Jerez'de şampiyonluk zaferini garantilemek için ihtiyacı olan 3. sırayı elde ettikten sonra şampiyon oldu. Sonraki sezonda Aprilia'dan Sylvain Giontoli son yarışta Tom Sykes'a 6 puan fark atarak Superbike dünya şampiyonu oldu. Ancak hem Marco Melandri hem de Tom Sykes bu sezon Sylvain Giontoli'den daha fazla yarış kazandı. Giontoli'nin 5 galibiyetine karşılık Sykes 8, Melandri ise 6 galibiyet elde etti. 2015'ten itibaren Jonathan Rea ve Kawasaki 6 yıl boyunca şampiyonayı domine etti ve rakiplerine göz açtırmadı. Ta ki toprak pistlere gelinceye kadar. 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonu olan temsilcimiz Toprak, 2018'de Kawasaki Puccetti Racing ile Superbike'a adım attı. Sezonu da 151 puanla 9. olarak tamamladı. Ertesi sene ise ilerleme kaydetti ve Superbike'daki ilk yarış galibiyetini Magny Cours'ta kazandı. Sezonu ise 315 puanla 5. sırada tamamladı. 2020 yılında Yamaha fabrika takımıyla anlaşan Toprak bu sezonu da 4. sırada tamamladı. 2021 yılı ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. Kimsenin şans vermediği Yamaha motoruyla Toprak, Rea'nın Kawasaki'sine ve Redding'in Ducati'sine kafa tuttu. Sezonun sonuna kadar şampiyonluğun peşinde koştu. Müthiş bir iş yaparak Türkiye motorsporları tarihindeki en büyük başarıya imza attı ve de şampiyon oldu. Yamaha'ya da 12 sene sonra ikinci Superbike şampiyonluğunu yaşattı. Ertesi yıl Ducati neredeyse rakipsiz düzeyde güçlü bir motosikletle Superbike'da yer almaya başladı. Bunun yanına son derece hafif bir sürücü olan Alvaro Bautista eklenince kusursuz bir paket haline geldiler. Topraksa Yamaha'yla düzlükle son derece hızlı olan Ducati'lere karşı elinden gelenin en iyisini yaptı. Bol virajlı, uzun düzlüklere sahip olmayan pistlerde Ducati'lere kök söktürdü ve birçok yarışı da kazandı. Motorun düzlük hızlarındaki dezavantajını geç frenleme ve viraj performansıyla hafifletmeye çalıştı. Tüm uğraşı onu ancak 529 puanla ikinci yapabildi. Bautista ve Ducati 2023 yılında aynı başarıyı tekrar ettiler. Ducati çok hızlıydı. Diğer motosikletler düzlüklerde 600 cc gibi kalıyordu. Toprak Yamaha'yla yine de direndi ve 553 puanla ikinci sırayı aldı. Sezon sonuna doğru bir sonraki sezon için BMW ile anlaştığını duyurdu. Yamaha'nın artık kendisine verecek bir şey kalmadığını anlamıştı. Bu kararı büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü kimse BMW'nin kazanan bir motosiklet yapabileceğini düşünmüyordu. Kimilerine göre bu kararla Toprak kariyerini bitirmişti. Topraksa Kenan Safoğlu'yla ortak aldıkları bu hamleye güveniyordu. Başarıya aç ve her türlü kararda arkasında duracak, gelişmeye son derece açık bir takıma gittiğini söylüyordu. 2024 sezonu başlayınca neler olacağını hepimiz görecektik ve sezon başladığında Toprak'ın kararının ne kadar isabetli olduğu anlaşıldı. Motoru geliştirdiler. BMW fabrika takımı tüm imkanlarını kullanıyor ve sürekli ilerleme kaydediyorlardı.
Bir BMW motorunun üstüne ise en iyi sürücü olarak Toprak biniyordu. Onun yetenekleri ve BMW takımının özverisi henüz ikinci yarış haftasında meyvelerini vermeye başladı. Toprak herkes yine şaşırtarak Barcelona'da iki yarış birinci, birini ise üçüncü sırada podyuma çıkarak bitirmeyi başardı. İlk yarıştaki şanssız motor arızasını unutturmuş oldu. Bu sezon içinde rakiplerine gözdağı verdi. Umarız bu sene BMW ile olan uyumu devam eder ve de ikinci şampiyonluğuna ulaşır. Ona güveniyoruz. Kalbimiz her yarışta da onunla atıyor. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Bye!